Biz eğer kendi değerlerimizi korumak için önce kendimize bakmalıyız. Yani ben zengin yaşarken halkın fakiri yaşarsa bu ne siyasetçidir ne insanlık için. Yani nereye giderseniz gidin bir anlam taşımaz. Hazreti Ali ne demiş? Yukarıdakiler zenginse, halk fakirse orada hırsızlık var demektir. İstakoz, Maldivler, lüks saat, saray gibi makam odaları. Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaş, siyasilerin abartılı hayat tarzına tepki gösterdi. Bakın sokaktan nasıl sesler yükseldi. Bir taraftan yani insanlar açlıkla boğulurken öbür taraftan da insanlar lüks yaşıyor. Yani böyle bir adaletsizlik olamaz. Ya insanlar lükse alıştırıldı aslında yani. Kendi lüksüne de değil. Onların lüksüne bizi alıştırdılar. Ya israftan başka bir şey değil. Ya görüyorsunuz herkes aç. Ama onlar istakoz yiyorlar. Yapacak bir şey yok. İstakoz paylaşımı mı? Evet onlar. Aymazlık başka bir şey değil yani. Ne diyeyim ki? Çok yanlış. Türkiye'nin hali belli zaten. İnsanların yaşam standartları belli. İnsanlar ekmek bulamazken, çöpten ekmek toplarken, pazar artıkları toplarken bunların bu şekilde reklam yapması veya medyaya yansıması veya içlerinden gelerek yapmaları yani mantığa, akla her şeye aykırı. İnsanın, vatandaşların aklıyla alay ediyorlar. Aşağılıyorlar. Anormalin üstünde anormal yani. Vatandaşın durumunu görüyorsunuz değil mi? Sen oralarda yaşayacaksın, vatandaş sokaklarda perişan. Alışveriş yerlerinin durumu ortada. Yani bu iktidara söyleyecek hiçbir sözüm yok. İnşallah diyorum bak, ben de emekliyim ama ben Hollanda'dan emekliyim. Her zaman oraya dua ediyorum. Bunlara da tam beddua ediyorum. Harcarlar onlar gider keyiflerinde. Bizim gibi 10 bin liradan geçinen insanlar değil. Ya bizi düşen yok. Acımızdan ölüyoruz. Yani düzen bu. Bu düzenin değişmesi lazım. Bunların bitmesi lazım bu. İsraf çok. İsraf arabildiğine. İsraf keseceğiz diyorlar ama zaten kemerlerimizi sıkın bakın ben 10 tane düğüm şey açmışım buraya. 10 tane açmışım bakın şurada. Şuraya kadardır 10 tane açtım. Artık kemer sıkacak şey de kalmadı bak. 75 kilodan düştüm 60 kiloya. Kemer sıka sıka.